Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Ataköy patatesi inceleyeceğiz. Ataköy patateste son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Alkar sonrası 97-80'e kadar çıktığını, devamında 6 aylık bir düşüşün ardından tekrardan bu düşüşün yukarı yönü düzeltmesi yapmasıyla 65'e kadar çıkmasının ardından yeniden satışlarla gerilediğini görüyoruz. Fiyat 65'ten 41-66'ya kadar gerilemiş. Devamında oluşan alımlarla şurada görüyoruz, hacimli mum alımları var ve bu düşüş trendini kırıyor. Bu düşüş kanalını kırması birlikte 48'e kadar bir hareket gerçekleştirebilir. Devamında da fiyat 44 ile 48 arasında sıkışıp kalıyor arkadaşlar. Cuma günü kapanış fiyatı da 0,68 pozitif bir fiyatlamayla 44,60 seviyesinden gerçekleşmiş. Burada görüntü aslında hem pozitif hem negatif. Bu nasıl oluyor? Düşen trendi kırdığı için arkadaşlar aslında pozitif fiyatlamanın devam etmesini bekleyebiliriz. Ancak EMA'ların altında kalmasını negatif olarak yorumlamamız gerekiyor. Burada da fiyat yatayda sıkışmış aslında. Yani 44 ile 48 arasında sıkışmış. Zaten 48 aşabilirse şurada bir bayrak formasyonu yapmış olacak. Eğer fiyat buradan dönebilirse 48'i aşmasıyla birlikte 55-56 hedef olacaktır. O yüzden kısaca trade eden, al sat yapan arkadaşlar şu anki bulunduğu seviyelerden 44-60 seviyelerinden alım yapabilir. 48 direncini takip edip geçilirse beklesinler. Buranın üstündeki fiyatlamalarda düşüş trendi tamamen biteceğinden dolayı 55-56 bölgesi hedef olacaktır. Bu da size kısa vadede şöyle göstereyim. %20'nin üstünde de bir getiri sağlamış olur arkadaşlar. Düşüş olsa bile fiyatların çok fazla gideceği bir yer nokta yok. En fazla burada 41-60, 41 seviyelerine kadar düşüş olur. Böyle bir durum olursa da zaten bu yine alım fırsatı olarak bence değerlendiririm. Yani burada fiyat 41'e bir geri çekilme olursa burası seviyeden alım fırsatı olarak değerlendirip kademeli alımlar yapabilirsiniz. Toplama yapmak isteyen arkadaşlar da 44 ve 41 seviyelerinden alım yapabilirler. 48 geçilmesiyle bu düşen kanalı tamamen bitecektir. Şuradaki gördüğünüz gibi kanalın kırılmasıyla yeniden yükseliş hareketi başlayacaktır. 48'in üstünde fiyat kısa vadede 55 hedeftir. 55'in üstünde de tekrardan orta vadede 65 bölgesi hedef fiyat olarak takip edecek. Burası geçilirse trend devam eder. Geçilmezse tekrardan satışlarla gerileriz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani buradan aldığınız orta vadede tutacaksanız o zaman şöyle göstereyim. Bakın orta vadede %50 yakın size bir getiri sunmuş olacak. Bu kar size yeterli olursa isterseniz satarsınız, isterseniz de 65'in geçilmesini beklersiniz. Uzun vadede 65 geçilirse 78 ve 97 seviyesi tekrardan hedef fiyat olacaktır. Ancak bu tabii ki teknikten ziyade biraz da temel taraflı olacaktır. Son çeyrek bilançosu çok iyi değildi. Ya kötü de değildi ama çok iyi bir bilanço görmedik. İlk çeyrekte iyi bir bilanço görürsek belki fiyatlamaları yeni zirvelere de taşımak isteyebilir arkadaşlar. Ataköy Patates aslında kısa ve net bu şekilde 48'in üstünü pozitif olarak bakıp 55-56 bölgesinden kısaca satabilir. Orta vadede burası geçiriz. Yani kısa vadede bunun üstüne fiyat yapabilirsek tekrardan orta vadede 65-66 seviyesi hedef olacaktır. Buranın devamı için geçilmesi önemli. Geçiremezse satışlarla gerileriz. 65 geçirirse de uzun vadede dediğim gibi 78-97 dirençleri hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Ataköy Patates bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşça kalın.